Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 18'de artık PUBG Mobile bizlere sonunda bir araç deseni verecek ve ben de bugün sizlere onu göstereceğim. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Ve hem de daha fazla bu türdeki rank kasma olsun, sezon 18 videolar olsun, Fatih olma videolar olsun falan filan hepsini kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde sezon 18'de bizleri neler bekliyor hepsini sizlere göstereyim. Bu arada kamerayı bilerek sağ tarafa koydum çünkü sol tarafta oldu da bazen giysileri kapatıyor. Dedim hani Royal Pass videosu çekerken falan kameraya sağa koydum. Koyup soldaki herkes daha güzel görsün diye. Ben burada pek sevmiyorum ama sizin için şu an kamerayı sağa koydum bile. Hadi o zaman geçelim hızlı bir şekilde, bakalım neler geliyor. Şimdi ilk önce sizlerin birçoğunuzun bildiği ödüllerden başlayalım. Sonrasında ise Royal Pass'lara geçelim. Bilmeyenler hala varsa Altın Ligi'ne çıkan herkese bu seti verecekler. Yani Altın Ligi'ne çıktığın an 5 baş atıyorsun, bu set senin oluyor. Platin Ligi'ne de çıkarsan eğer sana bir tanecik de böyle maske veriyor. Yani kullanırsa bilmiyorum. Yeni sezonda Elmas Ligi'ne çıkanlara ise DP'de seni verecekler. Belki sen bunu da bilmiyor olabilirsin. Bunu da sana söyleyeyim dedim. Paraşüt desenine gelecek olursak As Ligi'ne çıkan herkese bu paraşüt desenini de verecekler bu arada. Yani belki güzeldir, belki kötüdür ama orası sana kalmış. Setimizin arkadan görünüşü ise bu şekildedir. Yani oyuna geldiğinde siz de bu seti kullanırken arka görünümü bu şekilde, ön görünümü ise de bu şekilde olacak. Yani böyle bir tanecik Altın Ligi'ne çıkan verilen herkese bir set var. DP desenine de gelecek olursak böyle mor bayağı tatlı bir desen olarak gözüküyor. Hani uzaktan maskara M4'ünün maskara DPS'i gibi düşünebilirsiniz bunu. 5N'ye geçerseniz de silah yakından bu şekilde gözüküyor. Hani bunu da detaylıyla sizlere söylemek istedim. Belki birazcık dikkatinizi çeker. Daha sonrasında ise artık şükürler olsun diyebileceğimiz bir tane jip deseni. PUBG Mobile teşekkür ederim, artık sezon 18 geldi. Hani bir tanecik jip deseni koyduğun için sonunda bizlere Royal Pass'ta bir tanecik jip deseni vereceksin. Evet, bu arada bu gerçek. Hani sonunda PUBG Mobile artık 6 sezondur, bak sezon 12'den itibaren araç vermiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam sezon 12'de en son Turos verdiydi. Ondan sonra araç vermedi. Verdiyse de ben hatırlamıyorum yani. Hani uzun süredir PUBG Mobile bizlere araç deseni vermiyor. Ne buggy olsun ne motor olsun. Sonunda böyle bir tanecik jip getirecek ve bu jip ise çadırlı bir jip. Ve oyun bu zamana kadar da çadırlı bir jip deseni getirmemişti diye biliyorum Royal Pass'a. Bence bu yüzden baya baya güzel olmuş. Daha sonrası da ise Royal Pass sandığına eklenecek olan da bir tanecik Toros desenimiz var. Bunların yerlerini değiştirebilirler. Hangisi Royal Pass sandığına, hangisi şeye gelir o kadar bilmiyorum ama biri Royal Pass'a, biri de Royal Pass sandığına gelecek. Bana soracak olursanız Royal Pass'a ben jip deseninin gelmesini isterdim. Royal Pass sandığına ise Toros gelsin. Çünkü çadırlı bir jip deseni daha hiç vermemişti ve bu yüzden bence baya baya güzel olacak bunu vermesi diye düşünüyorum. Şöyle hareketli kısmını da sizlere göstereyim, hani belki merak ediyorsunuzdur falan filan, görmemişsiniz diye sizlere bunu da göstereyim dedim. Jipe de gelecek olursak böyle hani 3. yıl dönümü sevgililer temalı falan filan bir tanecik jip deseni geldik. Dışarısı da pitlikli gibi bir tık değişik olmuş ama bence güzel yani bu jip deseninde. Daha sonrasında ise oyun bir de bizlere motor deseni koymuş. Bu motor deseni nereye koyacaklar hakkında bir bilgim yok ama bu da sizlere göstermek istedim. Böyle morlu, yeşilli, bir lastiği sarı yeşil, diğeri ise mor falan filan. Böyle güzel bir motor tasarımı yapmışlar. Bilmiyorum nasıl olur ama hani bence güzel idare eder diye düşünüyorum. Ama Royal Pass'a bence jipliği getirmeleri lazım. Jip daha önemli benim için. Daha sonrasında ise bir motor deseni var, daha var gelecek olan. O da böyle bir motor deseni. Bence bu ondan daha da güzel. Tabi bunların bir kısmı biliyorsunuz çark falan geliyor oyuna. Biraz da oraya eklenecek. Hani şu an daha sezon ortasında olduğumuz için hepsinin tam yerini bilemiyoruz. Fakat sezon sonunda hepsinin yeri belli oluyor. Ama ben size de şimdiden birkaçını gösteriyorum. Hani kendi bildiklerimi, bazılarının yerlerini bilmiyorum nereye geleceklerini falan filan. Ama yine de sizlere göstermek istedim. Daha sonrası da ise bir tanecik de sezon 18'de verilecek olan yine bir motor deseni daha var. Hani sezon 18 geldikten sonra bir kısmı Royal Pass'a, bir kısmı çarka demiş olduğum gibi
ve hani bunu da bilmiyorum hangi etkinliğe getirirler ama hani Royal Pass'ın işte yeni bir çark gibi bir şey gelmiş. Hani Royal Pass'ta çarklar bir şeyler falan alıyorsunuz. Bunları hani bir kısmını oraya da ekleyecekler, bir kısmını Royal Pass sandığına ekleyecekler falan filan. PUBG Mobile baya baya bir şeyler yaptığı için artık hani eskisi kadar kolay kolay tahmin edemiyoruz. Fakat sezon sonu geldiğinde hani genelde işte sezon 17'nin bitişine son 1,5-2 hafta kala full detaylı olarak sizlerle zaten bir video çekiyorum. Ama şimdi hani ufaktan ne gelecek ne gidecek tam belli değil ama yine de göstermeye çalışıyorum. Ve gelelim 100 level setine. Yani şu anda 100 level seti olarak bu gelecek gibi gözüküyor. Böyle çok hani ben pek sevmedim şahsen ama Neon Lord seti deniliyor buna. Böyle mavili yeşilli bir tanecik Lord seti gelecekmiş ama hani ne bileyim bunu da 100 level'e koymazsın be kanka. Bence bunu çarka falan getirecekler diye düşünüyorum. Hani Royal Pass'ta ne bileyim bu 100 level'e birazcık saçma olur. Bir de Royal Pass'ta Speedy Bunny set diye bir şey var. Bu da tavşanlı bir şeyli seti yani kısacası tam hızlı tavşan mı öyle bir şey ya. İngilizcem yok çaktırmayın da. Bir tane de böyle kırmızı bir set olacak. Bunun ikisinden birini seçeceksiniz yeni sezonda. Zengi siz seçersiniz bilmiyorum ama herhalde kırmızıyı seçerim. Tabii kırmızı daha iyi gözüküyor yani. Ve bir de bunun olmazsa olmaz tabii ki siyahını da yapmışlar. Yani Party Boy sanırım birazcık çıldırmış bu sezon. Kafayı yemiş. Sanırım 3 tane giysiden birini seçeceğiz. Artık 2 değil 3 olacak. Ve eğer ben bunlardan birini seçecek olursam büyük ihtimal siyah seçeceğim. Hani bilmiyorum 3 tane set var ama bu da İran tortayısı set diye bir şeymiş bilmem ya ki İngilizcem yok çaktırmayın yine de. İşte böyle bir set üçünden birini seçmemiz gerekecek sanırım en kötü ihtimalle siyah seçeceğiz gibi duruyor. Kırmızı da güzel. Daha sonrasında ise ortadan bölünmüş bir tanecik de set var. Bu da aynı şekilde yeni sezonla birlikte geldik. Sol tarafı siyah, sağ tarafı gümüş, kırmızı, beyaz bir şeyler, maviler falan filan. Tam bu da belli değil ama set yani onu biliyorum o kadar. Bir de şöyle piyanolu bir tanecik setimiz var. Bu piyanolu set baya bir değişik duruyor. Böyle beyaz piyanolu etekli tam miyavsuların giyeceği villa çatıda zıplayacakları setlerden birine benziyor. Yani büyük ihtimalle villada oynayanlar varsa çatıda çok fazla böyle insanlara denk geleceksiniz. Hem de çok. Daha sonrasında ise PUBG Mobile yine bir setin bir kısmını bölmüş gibi duruyor. Şöyle ayak tarafına mavi bir şeyler eklemiş. Bu setin İngilizce okunuşunu okumayacağım. Başka yerlere gidebilir. Böyle pembeli falan beyazlı bir set yapmışlar. Hani bu da ne bileyim idare eder gibi. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik de kırmızı bir set var. Bunun da ortası da tam şöyle ortalarında bir yerde bir tanecik buna çanta deseni koymuşlar. Yani ortasında çanta var. Sette bu şekilde. Hani bence bu ondan önceki sete göre daha iyi. PUBG Mobile sezon 17'de tamam güzel. 3 destansı falan filan verdim. Bak 60 level'e geldiğimizde 71'de 61'de unuttum. 60 level'e geldiğimizde o kadar güzel set verdin. Neden sezon 18'de bize böyle ödül veriyorsun? Ayıp değil mi ya? Daha sonrasında ise böyle mor kolları dikenli, siyahlı falan filan yine neon hafif ışıklı bir tanecik daha setimiz var. Bu da aynı şekilde sezon 18 geldiğinde bizleri alabileceğimiz gibi bir şekilde bekleyecek ama tam olarak nereden çıkacak onu bilmiyorum. Bir yerden çıkacak ama onu kesin biliyorum. Sonrasında ise böyle Hindistan tarzı yapılmış bir tanecik set var. Böyle pembe etekli, sarılı, altınlı, golyeli, hafif firavun tarzlı. Yani altın olarak firavun tarzı diyorum. Hani böyle bir tane prenses seti gibi bir şey yapmış. Yani idare eder. Ve bence en güzel setlerden birisi sezon 18'de olacaksa bu olacak. Böyle hafif kanatlı. Kanatları bu arada hareket ediyor. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Böyle sarı kanatlı bir tanecik set olacak. Ve bunu bizlere sezon 18'de verecekler. Bence bu seti güzel yapmışlar diye düşünüyorum. Pelerini falan güzel. Hani sezon 18'de sanırım en iyi set bu olacak gibi duruyor bu gidişle. Daha sonrasında ise bir tanecik de böyle bir setimiz var. Yani bilmiyorum bu setler ne kadar iyi falan filan ama hani böyle kırmızılı, beyazlı, kahverengili, böyle altın beyazlı falan filan. Yeni sezonda bayağı bir set var. Yarısı ayrı bir yere eklenecek, yarısı ayrı bir yere eklenecek. Böyle full sarılı, siyahlı değişik setler var. Ondan sonra böyle güllü, gurdeleli, etekli falan. Mesela bu set falan bayağı güzel olmuş. Yani yeni sezonda cidden çok fazla şey var da bizim bunları hangisine Royal Pass'a vereceklerini tam bilmiyorum. Mesela bu mavi sette bayağı güzel, hani bayağı güzel parlıyor. Yeşili de güzel. Hani yeni sezonda büyük ihtimal 3 seçim hakkı olacak ve bu 3 seçim hakkı neye göre gidecek hiç bilmiyorum o kadar detaylı ama hani bir seti 3 parçaya bölmüş gibiler. Böyle pembeli, siyahlı falan filan,
ışıl ışıl, kırmızılı, siyahlı, baya baya parlayan değişik setler var. Hani bazıları kötü gözükse de bazıları hani iyi idare eder, güzel gibiler. Böyle lordlu falan, sarılı morlu, bence bu da baya baya güzel olmuş. Hani afilli mafilli. Yani güzel, böyle yine bir hafif miyavsu tarzı bir setimiz daha var. Bilmiyorum yani, idare eder. Daha sonrası da ise bunun siyahını da yapmışlar aynı şekilde. Belki bunların bir kısmını da yeni gelecek olan klasik sandığa ekleyebilir. Zaten eğer klasik sandıkla alakalı bir videoda çıkarsa onları da sizlere çekiyorum biliyorsunuz ki. İşte yeni gelecek premium sandık, yeni gelecek klasik sandık falan filan, onları da kanalımda paylaşıyorum zaten biliyorsunuz ki. Böyle ondan sonra beyazlı, pembeli, tavşanlı, havuçlu falan filan. Çok fazla değişik şeyler var. Aşağıda kırmızı olduğuna bakmayın. Hepsinde kırmızı gözüküyor ama bunların yarısı pembe olacak, yarısı mor olacak. İdare edeceğiz. Daha sonrasında ise böyle yeşilli, yine ortasından. Aga bir şey diyeceğim, bu yaprak seti gibi bir şey olmuş lan, bu ne? Daha sonrasında ise bir tanecik de armut giysimiz var aga. Böyle yine bir çantalı desen daha var. Da armut ne alaka bilmiyorum. Kırmızı var böyle. Hani bunların hepsi oyuna yeni gelecek, güncellemeyle gelecek. Mesela şu sarı siyah da baya güzel. Hani mesela bunu Royal Pass'a ekleser falan baya bir kişi kullanır. Böyle beyaz tavşanlı falan. Aga bunlar ne? Sincap kostümde falan filan da var. Bir şey diyeyim mi? Sezon 18'de bayağı bir set geliyor ama neyin nereye geleceğini tam detaylı bilmiyoruz. Onu biliyorum mesela bu pembe kırmızı set de hani bayağı güzelmiş he. Çaktırmadan bayağı bayağı güzel, beğendim bunu. Böyle mavili falan kollu, bu da aynı şekilde pelerini. Bunun da videonun başında pelerin seti vardı. Aga bir şey diyeyim mi? Benim tek anladığım şu, bir seti 3 taraf oluşturmuşlar. Yani bildiğiniz bir set 3'e bölünmüş. Ne alaka bilmiyorum ama sezon 18'de sanırım öyle bir şey seçeceğiz ki ya full beyazları, ya full kırmızıları, ya da full siyahları alacağız. Yani bunun yolu buna gözüküyor. Hani hepsinde 3'ünü de gösterip seçemeyeceğine göre ya sol al diyecek, ya ortayı, ya sağ diyecek gibi bir şey var. Ama tam emin değilim bu konuda. Hani böyle baya baya bir şeyler gelecekmiş anladığım kadarıyla. Umarım video beğenmişsinizdir. Sezon 18 geldiğinde artık görüşürüz diyorum. Bence baya baya şey gelecek de inşallah iyi şeyleri Royal Pass'a eklerler. Bakalım, onları da son 2 hafta görürüz sizlerle. Zaten paylaşırım işte yüzde böyle ödülü bu falan filan derim. Daha zaten bildiğiniz kadarıyla karekin de gelecek. Yani baya baya güzel olacak yeni sezon. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.